You've probably heard the saying, readers are leaders. So if you're not reading, you're probably not leading either. Which is why I'm here in Turkey's capital, Ankara, to not only get my reading on, but to participate in the inauguration of Turkey's newest and biggest library. The nation's library, folks. This massive structure is built on 125,000 square meters, which is almost 1.5 million square feet. Check it out. The library is located within the presidential complex and can accommodate up to 5,000 people at a time. It will also offer students, researchers, and literature enthusiasts an insanely rich collection, which features 4 million printed books, over 120 million electronic editions, 550,000 ebooks and rare collections, 1.2 million audio files, and over 120 million reports and articles. Shh. Probably should be quiet. I'm here with Ayhan Tulu, the head of the nation's library. Burası hangi amaçla kuruldu? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, milletin evi olduğu için millet yapısını tamamlamak amacıyla Millet Kongre Sarayı, Millet Camii, Millet Kütüphanesi ile taşlandırılmış oldu. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi 3 yıllık süreçte yaklaşık 3000 kişiyle beraber yürütülen çalışmayla bitirildi. En ilgi çeken noktalar buranın nedir? En ilgi çeken noktası Cihan Nüma Salonu. 16 sütundan oluşuyor. 16 Türk Devleti, 200 bin koleksiyon, Türkiye'nin kütüphanenin dünyaya açılan kapısı. Ve orada 100 değişik ülkeden 134 dilde kitabımız bulunmaktadır. This library was built using Ottoman, Selçuk and modern architectural design elements. And the central dome is 32 meters in height. Fun fact, the shelves that house the books span a total of 201 kilometers. Now that's long. The library is so versatile that it's more of a complex within a complex. Complex, isn't it? Let's see what else it has to offer. This library also has a restaurant, a cafe, a bakery, a wonderful balcony with an incredible view, and also has specialized rooms for the hearing and visually impaired. This area is called the Nasreddin Hoca Children's Library, and it will be open to visitors ages 5 through 10. And other visitors ages 10 through 15 will be able to use the youth library. By the way, thanks Nasreddin Hoca for all your inspirational and funny anecdotes. This project was spearheaded by President Erdogan after an intense research and study period where Turkey's leading intellectuals, library managers, and NGOs all worked together to build Turkey's top library. Gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolasın. Han Numa adını verdiğimiz kubbenin altında ilmin denizinde yüzsün. Kütüphaneyi çok beğendim. Geldim buraya, şu anda ders çalışıyorum. İçimden tüm kitapları okuyasım geldi. Keşke okuyabilme şansım olsa. Eline sağlık yapanlar için teşekkür ediyorum. Kütüphanecilik okuyorum. Burada çalışmayı çok isterim. Meslektaş olarak gerçekten güzel bir yerde yapılmış. Ben çok sevdim. Herkesin gelmesini isterim yani. Öğrenciler kesinlikle gelmeli. It's, you know, 24/7 open and I can study very comfortable here and it has all I need. What I need. Çok emek verilerek çalışılmış bir yer özellikle. Her açıdan çok güzel imkanlar var. Çok büyük güzel kaynaklar var, koleksiyonlar var. Kitapçılarda bulamadığım şeyleri kütüphaneye geliyorum yani okumak için. Kütüphanenin bu salon bayağı iyi. Çok güzel bir tasarım olmuş. İç dizayn çok hoşuma gitti. En çok şu manzara etkiledi açıkçası. Hatta bilerek burada çalışmak istedim. Manzarayı görebilmek için. O kadar kitap içerisinde olmak, binlerce insanın ruhunu,
düşüncesini, duygusunu sanki toplandığı ayrı bir çekim alanının içerisinde hissettiren bir mekandayız. Diyorum ki Türkiye'nin hangi vilayetinde insanınız varsa Ankara'ya sadece bu kütüphaneyi görmeye gelmeye değer. I'd like to leave you all with a reading from one of my favorite poets, Mevlana Celaleddin Rumi. And he says, "You will learn by reading, but you will understand with love," which is a great reminder to do everything with love, everyone. Till next time.